أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, Bera İbni Azib radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlar hakkında şöyle buyurdu. Ensarı ancak mümin olan sever, onlara yani Ensara ancak münafık olan buğz eder. Ensarı seveni Allah sever, Ensara buğz eden, düşmanlık edene de Allah düşmanlık eder buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Buhari ve Müslim'in sahihlerinde, Tirmizi'nin de Sünen'inde geçmektedir. Olgun bir imana sahip olmamızla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis-i şerifi işitmiştik. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de kamil, olgun, istenilen düzeyde iman etmiş olmazsınız. Sizi birbirinize sevdirecek olan şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Şimdi burada özellikle birbirinizden kasıt aynı dernek çatısı altında bulunanlar, aynı hizmette terleyenler, aynı cemiyetin içerisinde nefes alıp verenler değil. İslam'da evvel olanlardan başlayıp kıyamete yakın son dönemde nefes alan son mümine kadar bir muhabbet halkasından, sevgi zincirinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmektedir. Bilindiği gibi Ensar, Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşan Müslümanlara Allah Azze ve Celle tarafından verilen isimdir. Tevbe suresi 100. ayeti buna bir delildir. Birçok hadis-i şerifte ki bir sonraki derslerde tekrar göreceğiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam da Evs ve Hazreç kabilesinden olan Müslümanlara Ensar ismini kullanmıştır. Bu onlar için yeryüzünde verilecek en büyük şereftir. Allah kitabında bazı şahısları övmüştür. Allah kitabında bazı aileleri ön plana çıkartmıştır ki Ali İmran suresinde yer alan İmran ailesi böyle bir ailedir. Allah özellikle ümmeti Muhammed içerisinde bir topluma Ensar ismini vererek onların şerefine ve izzetine güzellik katmıştır elhamdülillah. Yardımcılar anlamına gelen Ensar, Medine ehlinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere muhacirlere yardımseverlik göstermeleri ve tüm varlıklarını İslam'a ve Müslümanlara sahip çıkmak için harcamalarından dolayı bu isim verilmiştir. Yani bedeli ödenerek alınan bir haktır.
Fedakarlıkta gösterilen zirvenin neticesinde Allah ve Resulü tarafından böyle isimlendirilmişlerdir. Mekkeliler ve Taiflilerin kucaklayamadığı, sahiplenemediği, bir tarafa oturtamadığı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına en zor anlarında Medine'yi yurt haline getirdiler. Tıpkı sizlere gelen bir telefon neticesinde kalmak için sizi arayan misafirinize evinizin en güzel odasını ayırdığınız ve ayarladığınız gibi. Onlar bir beldeyi, tüm yaşam alanlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve muhacir için tesis ettiler. Haşr suresinde de Allah bu özelliklerine dikkat çekmektedir. Yetmedi, Medine'yi İslam başkenti haline getirdiler. Ve davetin yayıldığı merkez Medine oldu. Onlar bu faziletlerinden dolayı bu isimlerle anıldılar. Değilse dünyanın değişik yerlerinden beldenize, mahallenize, sokağınıza yabancı insanların, muhacirlerin gelmesiyle siz ensar olmuyorsunuz. Onların fakirliğinde, muhtaç olduğu anlarda, yani sizin sıcaklığınıza, elinize, yüzünüze, maddiyatına lazım olduğunda yanındaysanız, işte siz o zaman ensar oluyorsunuz. Onlar böyle büyük bir fedakarlığın neticesinde böyle şerefli bir isimle adlandırıldılar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerife göre altını kalın bir şekilde çiziyoruz. İslam'a ve Müslümanlara gösterdikleri sadakat, vefa, onların çilelerine cefa neticesinde bizim onları sevmemiz imandandır. Mümin olmanın alameti farikasıdır. Onların İslam'a hizmetlerinden dolayı onlara buğz etmek ve düşmanlık göstermekse Allah nefsimizi ve neslimizi muhafaza buyursun, münafıklığın ta kendisidir. Ve hadis-i şerifte dikkat çekilen ince bir nükte var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ensarı sever demedi. Allah ensarı seveni sever dedi. Ensara muhabbet besleyeni sever dedi. Ensara gıpta edene Allah azze ve celle muhabbetini gönderir dedi. O yüzden burada muhacir ve ondan sonra bize varıncaya kadar bütün Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar bu hadise muhataptırlar. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensara muhabbetini yakaladığı her fırsatta göstermiş. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturduğu sırada ensardan bir topluluk kadın ve çocuklar geçiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve şu sözleri söyledi. Allah adına, yani yeminler olsun ki, Allah'ı şahit tutarım ki, siz insanların bana en sevimli olanlarısınız. Allahu Ekber. Bu hadis Buhari'de sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Siz bana insanlar içerisindeki en sevgili ve sevimli olanlarsınız. Bundan ötürü değerli kardeşlerim, başta hadiste ifade edilen özel şahsiyetleri sevmek, daha sonra da ta onlardan şu ana kadar ve bundan sonra da İslam'a hizmetkarlık yapacak, İslam için canını ve tüm varlığını ortaya koyacak, İslam'ın yayılması ve hakim olması için gayret gösterecek, ümmeti Muhammed'in gözyaşı daha yere düşmeden onu avuçlayacak kişilere muhabbet beslemek de imanın
önemli alametlerinden bir tanesidir. Allah Ensar'ı layıkıyla sevmeyi bizlere nasip etsin. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Ensar'a buğz etmezler. Allahu Ekber. Şu an Afrika'nın bir kıtasında, balta girmemiş bir ormanda, La ilahe illallah bayrağını ayağa kaldırmış, insanları putperestlikten tevhidin hakikatine çağıran, saçı sakalı birbirine karışmış, yüzü güzel olmayan, vücudu şekilsiz, emsali görülmemiş bir adam, bizim muhabbet halkamızın zincirlerinden bir tanesidir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Ensar'ın da sayısını artırsın, Ensar'ı muhabbet gösterenlerin de sayılarını artırsın inşallah. Değerli kardeşlerim, bu akşam hem Allah Azze ve Celle tarafından güzel bir isimle isimlendirilen, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından iltifata mazhar olmuş Ensar'dan çok güzide bir adamı inşallah meclisimizde anacağız, zikredeceğiz. Onun hayatıyla alakalı güzel kesitler sunacağız. İnşallah Allah hem ondan, hem onun ehlinden, hem de sizlerden razı olsun. Yalnız bu akşam dokunacağımız abi, hangi cihetten bakarsanız bakın, birçok özelliğe, fazilete ve cevhere sahip bir şahsiyettir. Allah onu anlamayı, onun yolu üzere yaşamayı bizlere nasip etsin. Abdullah İbni Ravaha'yı üç yönüyle inceleyeceğiz ve inşallah programımıza son vereceğiz. Onun üç özelliği, yani bir şair olması, iki davetçi olması, üç şehit bir mücahit olmasıyla inşallah sohbetimize son vereceğiz. Değerli kardeşlerim, Abdullah bin Ravaha radıyallahu an Hazreç kabilesinden Haris oğulları koluna bağlı. Hem baba tarafından hem de anne tarafından şair bir ailenin içerisinde yetişmiş. Ne yapacağız ki? Büyük bir ihtimal yenge hanımlara metiyeler düzmüş bir kabileden gelmiştir. Şiir zaten benim ilgimi hiç çekmiyor. Şairleri de çok sevmem. Diyeceksiniz ya, ha öyle değil abiler. Öyle değil. Neden öyle değil biliyor musunuz? Cahiliye Araplarında şiirin ve şairin önemi bugünkü modern cahiliyenin içerisindeki medyanın önemi gibiydi. Bakın, her kabile, hatta her aile bir şair edinmekle kendini görevli zannetmekteydiler. Ya içlerinden çıkan şair ruhlu bir gence sahip çıkıp onu en güzel yerlere oturturlardı. Bunu yapamazlarsa, kendi ailelerin içerisinde böyle fazilete sahip biri olmazsa da dışarıdan yüksek paralarla transferler yapıp kabilelerinin içerisinde evlendirerek onlara sahip çıkarlardı. Niçin sizce? Bunun amacı ne olabilir ki? Kabe'de yapılacak olan şiir yarışmalarında dünya birincisi olmak için mi? Bizans'ta sergilenecek olan edebi tasvirlerle alakalı girecekleri yarışmalarda alacakları ödüller için mi? Asla değil kardeşler. Eğer cahiliye Arap bölgesinde yaşayan biriyseniz ve şair ve şiir ruhlu adamlara sahip değilseniz, aileniz, içinde bulunduğunuz kabile her zaman pasif konumda kalmaya devam edecek. Kendini anlatamayacak, değerlerini ve cevherlerini sunamayacak, pazarlayamayacak. Ne diyoruz değil mi? Sizce neyi kastediyoruz? Örnek veriyorum, Haris oğulları içerisinde büyük bir savaş yapıldı. Büyük bir galibiyet elde ettiler. Bunu nasıl piyasaya sunacaklar? Şiirlerle. Hatırlar mısınız, bir gün Mescid-i Haram'ın dışındayken kılıçlarımız birbirine çarptığında sizin kanlarınız bizim üzerimize dökülüp biz de sizin çocuklarınızı ve kadınlarınızı esir aldığımızda ne çıktı bakın? Bir ailenin göstermiş olduğu kahramanlık çıktı değil mi ortaya abi? Bu adamlar cömerttiler.
Peki cömertliklerini nasıl sergilemeleri gerekiyordu? Diğer ailelerle bu konuda nasıl iltifat etmeleri gerekiyordu? Bununla nasıl övünmeleri gerekiyordu? Öyle şiirler yazarlardı ki biz şu kadar fakir için şu kadar koyunları kestik diyerek öyle şiirler yazarlardı ki bunları okuyan insanlar bak falanca oğullarını gördünüz mü? Ulan adamlar 100 tane koyun kesmişler. Hadi şimdi koşun biz 200 tane keselim. Cahiliye ya. İslam'ın hakim olmadığı, vahyin yaşanmadığı bir yer ya. Burada nefislerin okşanması gereken bir ortam çıkacaktır. Eğer sizin şairleriniz yoksa reklamınız yoktur. Tarihte esameniz okunmaz. Şimdi de öyle değil mi? Örnek verelim. Bir yardım kuruluşu Afrika'nın bir bölgesinde yardım çalışması yapacak. Kuyu açacak. Eğer bunu pazarlamazsa, en güzel fotoğrafçılarla onu sergilemezse, en edip kardeşlerin kalemlerinden o yardım çalışmasıyla alakalı gözyaşlarını akıtacak duygusal sözler çıkmazsa, mikrofonun başındaki adam ajitasyonu iyi yapmazsa, kuyunun parası nereden gelecek? İnsanlar nereden bilecek falanca vakıflar, falanca dernekler, falanca Müslümanlar böyle hayırlarda yarışıyorlarmış. Nereden bilecekler? Hemen duyuyoruz değil mi? Şu İstanbul'da yaşayan en bilinmez bir mahallenin içerisindeki dernek sahibinin Afrika'da nasıl kuyu hizmeti yaptığını görmekteyiz. Neden kaynaklanıyor? Çekilen fotoğraflar, yazılan yazılar, sosyal medyanın gücü. Bakın kardeşlerim neyi çıkartıyor ortaya? Sizin faziletinizi ortaya çıkartıyor. İşte cahiliye Arap dünyasında da şiirler bir medya gibi kullanılıyordu. Ve toplumları harekete geçiriyorlardı. Gidelim Abdullah bin Ravaha'nın yaşadığı Yesrib'e. Hem Hazreç'in, hem Evs'in, hem de Ehli Kitap Yahudilerin çok büyük şairleri var. Çok büyük şairleri var. Örnek mesela Yahudilerin o dönemdeki en büyük şairi kim? Kab bin Eşref İblisi. Neden böyle bir söz söyledik? Neden hicvettik? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi yurt edindiği günden itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere hanımlarına hicvetme konusunda kendine vazife bilmiş şeytanın önde gideni. Sözlerini öyle bir kullanıyor ki hem müşriklere, hem münafıklara, hem de ehli kitaba güç katıyor sözleriyle. Ta ki ne zamana kadar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun soluk borusunu kestirtene kadar. Yeter dedi artık. Burada insan hakları diye bir şey yok. Burada medya özgürlüğü diye bir şey de yok. Burada saygı duyulacak bir durum asla değil. Siz benim peygamberliğime, hanımlarımın iffetine sürekli dil uzatıyorsunuz. Uyarmalarıma rağmen geri adım atmadığınızın cezasını çektiniz. Bugün Kab bin Eşref'in, o mahlukatın torunları da aynı şeyi yapmıyorlar mı? Avrupa'nın ücra köşelerinde, Hollanda'da, İspanya'da, kıytırık Portekiz'de nice karı karı turistler çıkıyor, ressamlar çıkıyorlar, kalemlerini, fırçalarını, tabir yerindeyse sanatlarını nerede kullanıyorlar? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı hicvetme konusunda kullanıyorlar. Bir karikatür çiziyorlar, bakıyorsunuz İslam alemi başta olmak üzere her taraf hareketleniyor. Her tarafta mitingler, Müslümanlarda bir heyecan başlıyor değil mi? Nereye kadar peki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini uygulayan bir yiğit çıkana kadar. Onun da soluk borusu kesildikten sonra hemen tabir yerindeyse fareler gibi yerin altına gizleniyorlar. Ama mantık, dikkat edin, hep aynı. 3 yıl sonra, belki 3 ay sonra, belki 3 hafta veya 3 gün sonra birileri çıkacak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Müslüman kadınların iffetlerine, izzetlerine, şeref ve namuslarına dil uzatacak şiirler, onları küçük görecek tiyatrolar, onları aşağılayacak sinemalar, onlarla alay konusu yapacakları
karikatürler ortaya koyacaklar. Yapmıyorlar mı? Mantık hep aynı Müslümanlar. O yüzden şairler ve şiirlere çok ihtiyacın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yahudilerde Kab bin Eşref vardır da, Evs gibi güçlü bir kabilenin şairi olmaz mı? Onların da Kays bin Hatim isminde bir şairi var. Adam tam bir ölüm makinası. Kim buna düşman olursa öldürüyor. Kim bunun ailesine hasım kesiliyorsa öldürüyor. Bir de yetmiyor, hamasi duygularla şiirler yazıyor. Meşhur oluyor, bakın dikkat edin, meşhur oluyor. Diğer ailelerin gözünde korku salmaya başlıyor. Peygamber aleyhisselam Medine'ye geliyor, iman lezzetini tadamadan ölüp gidiyor. Ama dikkat edin, Allah bu adamın ailesine öyle bir ikramda bulunuyor ki, bunun kız kardeşi Leyla, Peygamber aleyhisselam Medine'yi yurt edindiği gün ona ilk beyat eden kadın sahabelerden bir tanesi. Allahu Ekber. Bunun oğlu Yezid ismindeki bir genç Uhud günü yaralanıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam verdiği mücadeleden dolayı ona Yiğit lakabını koyuyor. Bunun diğer oğlu Sabit ve 3 tane torunu Allah yolunda cihad ettikleri sırada şehit oluyorlar. Allahu Ekber. Şimdi Evs'in böyle şairleri olur da Hazreç'in olmaz mı? İşte Hazreç'in de en meşhur şairlerinden biri de kardeşler Abdullah bin Ravaha. Hazreç'i metheden, Hazreç'i öven, Hazreç'le Evs arasında süren 200 yıllık savaşı bazen durduran, bazen harekete geçiren, bazen yanardağ gibi püskürten, bazen de durgun su haline getiren bu adamlar olmuş. Biliyor musunuz Müslümanlar? Bu adamlar olmuşlar. Dünya aynı sahneleri yaşıyor. Rusya Ukrayna'ya girmeden önce bir bakıyorsunuz ki bir dizi filmin içerisinde 30 saniyelik bir görüntü. 3 ay sonra Rusya Ukrayna'ya girmiş. Somali'de yaşanan hadiseleri tabir yerindeyse bize alıştırmak için Kara Şahin Düştü filmlerini çevirdiler. Somali'yi işgal ettiler. Irak'ı yerle bir ettiler. Dikkat edin, medyayı böyle kullanıyorlar. Bu şairler de bakın savaş çıkartıyorlar. Kanlar döktürüyorlar. Ya yeter diyorlar. Ortalık tabir yerindeyse mezbahaneye döndü. Öyle şiirler yazıyorlar ki barış ortaya çıkıyor. Bakıyor ki ortalık bu sefer çok süt liman oldu. Tekrar edebi sözlerle insanları galyana getirip birbirlerinin boyunlarını vurdurtuyorlar. Ne zamana kadar peki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hakim olana kadar. İşte Musab radıyallahu an Medine'ye geldiğinde Abdullah İbni Ravaha söz ustası bir adam, sanatçı bir adam. Musab radıyallahu anh'ın okuduğu ayetleri işitti ve bakın şu sözleri söyledi. Vallahi de bunlar bir şiir asla olamaz. Musab'ın bana okudukları şairlerin sözlerinden çok daha üstün sözler. Hiçbir şiir Musab'ın okuduğu sözlerle ölçüşemez dedi ve Allah'a Resulüne iman etti. Elhamdülillah. Peki ondan sonra şiire bundan sonra söz verdim, yapmayacağım. Sazımı kırdım, bundan sonra türkü söylemeyeceğim diyen, iman ettikten sonra bunları bırakan abiler gibi. Hayır. Ben bu saate kadar böyle bir yeteneğin sahibiydim ama bu yeteneği şimdi bir kenara koyacağım. Mescid-i Nebevi'de sabahtan akşama kadar Allah'ı zikreden bir abid olacağım. Yapmıyor böyle bir şey. O yeteneğini, söz ustalığını ve sanatını bu sefer Allah'ı ve Resulünü sevdirmek, Allah'ı ve Resulünü hicvedenlere karşı onlara karşı durmak anlamında bir kalkan ve kılıç gibi kullanıyor. Ve Allah Azze ve Celle de Şuara suresiyle onun şairliğini kıyamete kadar teyit ettiriyor. Allah Azze ve Celle Şuara suresinde şairlere ancak sapıklar uyar. Onların bir vadide şaşkın şaşkın dolaşıp da söylemedikleri, yapmadıkları şeyleri söylediklerini diyor, görmüyor musun?
Abdullah İbni Rabah'a bu ayetleri bir okuyor, başını tabir yerindeyse yerlere vuracak. Mescid-i Nebeviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor. Ya Resulallah, ben diyor bir şairim. Ben şair olduğum halde Allah Şuara suresindeki bu ayetleri indirdi. Yani ben bedbah bir adamım. Ben sapıkların etrafında üşüştüğü, yapmadığı şeyleri söyleyen, bir yaptı, 10 ekleyen, 100 ekleyen gafil bir adamım. Tam şiiri bırakacak. Allah dedi ki, iman edip salih amel işleyenler müstesnadır. Allahu Ekber. Ey Abdullah! Sen Allah'a ve Resulüne iman eden, Allah'ı ve Resulünü seven, söylediği şeyleri harfiyen yerine getiren, İslam'a sahip çıkan, muhacire sahip çıkan, ensara kol kanat geren, ümmeti Muhammed'in gelişmesi, İslam'ın yayılması için gayretkeş bir adamsın. Sen bundan müstesnasın. Bunu alemlerin Rabbi olan Allah indirdiği ayetle Abdullah İbni Revaha'ya bildiriyor. Allahu Ekber. Ne kadar büyük bir şey kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Revaha'nın ortaya koymuş olduğu kabiliyetin ne derece değerli olduğunu ashabına şöyle söylüyor. Bırakın diyor. Yani bırakın Abdullah'la uğraşmayı. Ya Abdullah, sen halen bülbül gibi şiir mi okuyorsun? Savaşa gidiyoruz, şiir okuyorsun. Barışa gidiyoruz, şiir okuyorsun. Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz, şiir okuyorsun. Umre için yola çıkıyoruz, şiir okuyorsun. Yani tabir yerindeyse liseli aşıklar gibisin diye tam sataşacaklar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bırakın diyor Abdullah'ı. Abdullah'ın şiirlerinin etkisi müşriklere atılan oklardan daha tesirlidir. Allahu Ekber. Ellemeyin ona. Dokunmayın ona. Hazreti Ömer radıyallahu anh kaza umresi denilen hadise yapılmak için Mekke'ye yol alındığında Abdullah'ın bakıyor böyle şiirler okuduğuna şahit oluyor. Hani bizde genellikle bu tür işi entel dantel abiler yaptığı için böyle abilerimiz sevmezler. Değil mi? Öyle marşlar okuyacaksın böyle. Ezgiler okuyacaksın. Hazreti Ömer radıyallahu anh tam müdahale edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ilişme diyor kardeşine. Zira diyor Abdullah'ın dudaklarının arasından boş sözler asla çıkmaz. Allahu Ekber. Asla çıkmaz. Onun yapmış olduğu işi hakkıyla yaptığını gösteren deliller ortaya konuluyor. Şimdi Abdullah İbni Revaha bu delilleri de alınca bu sefer müşriklere karşı yalın bir kılıç oluyor. Dilini bir mızrak gibi kullanıyor. Şiirlerini bir kalkan ediniyor. Ve ümmeti Muhammed ne zaman zayıflayacak ki geleceğiz dersin sonunda. Müslümanlar ne zaman böyle bir çöküşün içine, rehavete girecek? Şiirleriyle Müslümanların içerisindeki duyguları hareketlendiriyor. O yüzden ey genç kardeşlerim, ey elinde uzmanlığı olan Müslümanlar, elinizdeki yetenekleri günün şartlarında ve günün araçlarıyla İslam'ı müdafaa etmek için kullanmak zorundasınız. Kafirler, zalimler, müşrikler İslam'ı karalamak için el verip, dil verip mücadele ettikleri kadar içimizdeki edip olan kardeşler, içimizdeki şair ruhlu kardeşler, İçimizde medyaya hakim olan kardeşler, içerimizde cihazları kullanmaya güç sahibi olan kardeşler, İslam'ı müdafaa etmek, İslam'ın izzet pınarından numuneler ortaya koyarak İslam'ı savunmakla mükelleftirler. Bugün zalimler yapmış oldukları zorbalıkları medyanın aracılığıyla kendilerini masum göstermeyi için kullanırlarken, Müslüman kardeşlerimiz şu kameraları, ellerindeki fotoğraf makinalarını, en gelişmiş kalemlerini zalimlerin zorbalıklarını ortaya çıkartmak için kullanacaklar. Kafirler bugün haramları helal gibi gösterirlerken, fahşayı, fuhşiyatı bize süslerlerken, gençlerimizin önüne servis ederken, aktan ak kaşık gibi gösterirlerken, sütten çıkmış ak kaşık gibi gösterirlerken, siz onların fahşalarını, zulümlerini, karalıklarını, siyahlıklarını ortaya koymakla mükellefsiniz. Bugün sapkın zenginler,
zorba zenginler, Allah'a ve Resulüne açmış oldukları savaştan dolayı medyayı, sanatı, edebiyatı destekleyerek, mali güçleriyle sahip çıkarak ümmeti Muhammed'in üzerine kudüs köpekler gibi salarken, evet, zengin Müslümanlar da varlıklarını bu sanal dünyada veya edebiyatla alakalı uzmanlıklarda Müslüman gençlerin kullanıp İslam'ı müdafaa etmeleri için seferber etmekle mükelleftirler. Bu şarttır. Bunu yaparken de Müslümanlar, bizler Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh'ın samimiyetine, ihlasına ve coşkusuna da inşallah sahip olmamız gerekiyor. Şimdi bizde genellikle uzmanlık gerektiren işlerin başında olan kardeşlerde, hepimizde olan bir zafiyet var. Masa başında oturmayı, kendi havuzumuzun dışına çıkmayı, içinde bulunduğumuz alandan kopmayı çok istemeyiz. Ne demek istiyorum? Genellikle belirli alanlarda uzman olanlar, ister ilahiyatta olsun, ister fenli ilimlerde olsun, isterseniz el sanatlarında olsun, hiç fark etmez. Uzman olan abiler, ablaların davet sahalarında yer almadıklarına şahitlik ediyoruz. Dikkat edin. Yani elinde bulunduğu yeteneği ve uzmanlığı sokağa taşıyamamaktadırlar. Kendi aralarında küçük gruplar oluşturmaktadırlar. Tefsir dersi yaparlar, hadis dersi yaparlar, sahabe dersi yaparlar. Ama sokaktaki insan onların sesini işitmekten mahrum kalmıştır. Şimdi bir Abdullah İbni Ravaha var. Bu abi şairlikte, ediplikte usta ama davette de cevval bir şahsiyet. Onun en kadim dostlarından bir tanesi Ebu Derda. Allahu Ekber. Allah onu da anlatmayı inşallah bize nasip eder. En salih dostlarından biri Ebu Derda. Cahiliyede en fazla sıkı fıkı olduğu arkadaşı Ebu Derda. Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh iman ettiği gün Ebu Derda ona tekmeyi vurdu. Onunla alakasını kesti. İlişkisini koparttı. Size de olmadı mı? İnanın sizler de belki bunları yaşamışsınızdır. Dün arkadaşlarınızla sinemaya gidiyordunuz. Barlara gidiyordunuz. Stadyumları dolduruyordunuz. Muhabbet tavan yapıyordu. Gülüşmeler, eğlenmeler, şakalaşmalar, haddi aşmalar, ne derseniz deyin. Ama ne zamanki kardeşler, ben böyle bir edepsizliği artık tahammül edemiyorum, ben İslam ahlakına doğru yürümek istiyorum denildi, bir baktınız ki sağınızda solunuzda kimseler olmadı. Belki yaşamışsınızdır. En sevdiğiniz arkadaşla sinemaya gitmişsinizdir. Tam da namaz saati denk gelmiştir. Demişsindir ki kardeşim, ben önce bir namazımı kılayım, sonra da seninle beraber bu filmi seyredelim. Ne cevap almışsınızdır? Ya bırak kardeşim, bu saatte film varken namaz mı olur? Filmden sonra seyredersin. Hatta akşam namazı toplu bir şekilde namazını ifa edersin. Sözlerini hiç işitmediniz mi? Hepimiz belki işitmişizdir. Arkadaşlarımız bize sırt çevirmiştir. Ararız, meşgule alırlar. Hadi ya sinemaya gidelim. Yok hacı, seninle sinemaya gidilmez. Seninle otobüs durağına bile gidilmez. Ya Allah'tan bahsedeceksin, ya peygamberden bahsedeceksin, ya zikir çekeceksin. Dikkat edin, bunlarla karşılaşmışızdır. Ebu Derda ile Abdullah İbni Ravaha'nın arasındaki ilişki de böyle. Çok samimiler ama görüşmüyorlar. Abdullah Ravaha bırakır mı? Bırakmıyor. İnatçı bir davetçi. Gidiyor evine, nasihat ediyor, geri tepiyor. Yolda yakalıyor, nasihat ediyor, geri tepiyor. En son dayanamıyor. Ebu Derda'nın ticaretle meşgul olduğu bir gün evinin içerisine giriyor sessiz bir şekilde. Ebu Derda'nın kendisinden yardım istediği, sözde bereketin kendisine ulaştırdığı, kendisini her türlü tehlikeden koruduğu putunu deviriyor, paramparça ediyor. Ümmü Derda olayı duyunca hemen koşuyor odaya. Diyor ki, ey Abdullah diyor, ne yaptın diyor. Yani Ebu Derda görürse seni lime lime eder dercesine. Ebu Derda'nın putu kırıldıktan sonra Abdullah İbni Ravaha meclisi terk ediyor. Ebu Derda evine geliyor. Bir bakıyor ki kendisine itaat ettiği, kendisini saydığı, kendisini sevdiği, kendisine fedakarlık sunduğu putu yerle bir olmuş. Parçalarını böyle toplarken bir taraftan da şu sözleri söylüyor. Ne olurdu da diyor,
kendini bir müdafaa etseydin diyor. Savunsaydın diyor. Engel olsaydın. Sonra da şu sözleri söylemeye başlıyor. Sende diyor bir hayır olsaydı muhakkak ki diyor sendir kendini korurdun diyor. Allahu Ekber. Hanımını çekiyor kenara diyor ki bana diyor bunu kim yaptı diyor. Diyor ki dostun Abdullah İbni Revaha yaptı. Onun yanına gidiyor. Onun vesilesiyle abdest alıyor. Onun vesilesiyle İslam'a koşuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giderlerken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Derda'nın diyor alnında İslam'ın diyor nurunu görüyorum diyor. Allahu Ekber. Bu sözü Peygamber Aleyhisselam Ebu Talha için de söylemişti. Dedi bu geliş İslam'a geliştir. Bu geliş Kur'an'a geliştir. Bu geliş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olmak için bir geliştir dedi. Ve nitekim de kelime-i şehadet getirerek İslam'ın neferlerinden biri haline geldi. Ebu Derda öyle zahit bir adam ki düşünün ben diyor ticaretle İslam'ı diyor beraber götürmeye çalıştım beceremedim diyor ticareti bıraktım İslam'a yöneldim. Hanımı öyle saliha bir kadın ki evinde yiyecek bir yemek üzerine ikinci defa giyecek bir elbisenin sahibi değildir. Abdullah İbni Revaha böyle bir adamın İslam'la tanışmasına vesile oluyor. Ve Ebu Derda ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor Abdullah İbni Revaha'yı unuttuğum bir günü yaşamaktan diyor Allah'a sığınırım. Allahu Ekber. Bakın Abdullah İbni Revaha'yı unuttuğum kalbimden, zihnimden, yüreğimden çıkarttığım, gaflete düştüğüm bir andan diyor Allah'a sığınırım. Şimdi ey kardeşlerim size soruyorum. Sizler İslam'ın izzetine, şerefine doğru koşarlarken en yakınlarınızı da ellerinden tutmak için gayret gösteriyor musunuz? En sevdiğiniz arkadaşlarınızla beraber İslam'ı yaşayabiliyor musunuz? En kadim gördüğünüz dostlara İslam'daki o güzellikleri ve cevheri aktarabiliyor musunuz? Veya size şimdi şöyle bir soru sorsam. Desem ki dün cahiliyenin karanlığı içerisinden İslam'ın ahlakına koşmanıza vesile olanları bugün arayıp sorabiliyor musunuz? Hal ve hatırlarıyla ilgilenebiliyor musunuz? Abi elhamdülillah senin vesilenle Allah bana İslam şuuru nasip etti. Dün bu sokakların içerisinde sapkın ve şaşkın bir şekilde dolanırken Allah senle beni tanıştırdı deyip de onun derdiyle dertlenebiliyor musunuz? Ebu Derda'nın ifadesiyle Abdullah'ı unuttuğum günden Allah'a sığındım diyebiliyor musunuz? O yüzden genç kardeşlerim hasreten size söylüyorum. Eğer birileri sizinle ilgilendi ve size dokunduysa, sizi karanlıklardan nura çıkartan bir el size vesile olduysa, size zulmetseler de, size yanlış da yapsalar, sizin tabir yerindeyse azmedemediğiniz, yutkunamadığınız bir davranışı sergileseler de onlara duayı ve onlara karşı gösterilecek vefayı ne olur unutmayın. Her dönem, her an onlar için istikamet üzerinde kalmaları için alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye iltica edin kardeşlerim. İşte Abdullah İbni Revaha şair ruhlu bir davetçiydi. Dilini insanların İslam'a koşmaları için kullanıyordu. Şimdi peki böyle bir adam cesareti, kahramanlığı, mücahidliği sorgulanırsa sınıfta kalır mı sizce? Abi adam kalem sahibi dokunmasak şimdi sopa tutmaya alışmamıştır bu. Yufka yürekli bir abidir. Düşmanın karşısında mukavemet gösteremez diyoruz ya biz. Ama Abdullah İbni Revah için dedi ki hangi cihetten yaklaşırsanız yaklaşın bir faziletine şahitlik edeceksiniz. Üçüncü özelliği de mücahit ruhlu bir şahsiyet olmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Akabe beyatlarında iman ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar değil, kendisi yeryüzünden çekilene kadar Allah yolunda mücadele etmiş. Bedir günü müşrikler savaştan önce karşılarına üç tane cengaver istediklerinde
ilk ayağa kalkan, onlara karşı yürüyen Abdullah İbn Ravaha olmuştur. Uhud'da kahramandır. Hendek'te cesur bir adamdır. Müslümanların girdiği cihatlarda her zaman onlarla beraber olmuştur. Şiirini orada kullanmıştır. Şairliğini orada konuşturmuştur. Hatipliğini orada, tabir yerindeyse, Müslümanlara ispatlamıştır. İşte bir gün yaşanacak ki, Mute günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir elçisi Bizans taraflarına elçi olarak davet mektubunu ulaştırma amaçlı gönderilecek. Ama maalesef ki daha o dönemin kralına, imparatoruna ulaşmadan kendisi Ürdün sınırları içerisindeki Mute valisi Şurahbil'in esareti altına girecek. Müslüman olduğundan dolayı esir alınacak ve bir davet mektubunu gönderdiğinden dolayı da kellesi kesilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitir işitmez mücahitleri bir yere topladı. Tam 3000 kişilik ordu hazırladı. O döneme kadar, yani Resulullah Aleyhisselam'ın o anına kadar hazırlanan en büyük İslam ordusu. 3000. Peki karşı tarafın sayısı? 100.000 Arap müşrikleri, 100.000'de Bizans ordusu, toplamda 200.000. Yani tabir yerindeyse okyanusla savaşıyorsunuz. Karşınızda geçilmesi zor olan bir dağ var. Peygamber aleyhisselam hiç yapmadığı bir şeyi Mescid-i Nebevi'de yapıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Müslümanlar, Mute günü sancağı Zeyd bin Harise'ye veriyorum. Eğer diyor Zeyd bin Harise şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talib alacak diyor. Eğer diyor o da şehit olursa sancağı Abdullah İbni Revaha alacak. Bu kadar. Değilse Peygamber aleyhisselam bir beldeye ordu gönderdiyse oraya sadece bir komutan tayin eder ve ondan sonra da onun şehadeti akabinde Müslümanlar istediği kişiyi seçmeyle muhayyerdir. Ama zorlu bir beldeye gidiyorlar. Yahudinin biri bunu işitiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen gerçekten bir peygambersen, saydığın diyor bu üç isim diyor Allah yolunda diyor öldürülmesi gerekiyor. Zira diyor İsrail oğullarındaki her bir peygamber hangi komutanı ismiyle zikredip arkasından başka komutanlar tayin ettiyse hepsi Allah yolunda öldürülmüşlerdir. Bak Yahudinin tecrübesi. Şunu demiyor. Vallahi sen eğer bunlar Allah yolunda şehit olurlarsa bizim ifademizle ben sana iman eden bir kişi olacağım demiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? İlk gittiği kişi Zeyd bin Harise. Diyor ki ey Zeyd, peygamberin seni diye ölüme gönderiyor. Cafer'e gidiyor. Peygamber diyor seni ölüme gönderiyor. Abdullah İbni Ravaha'ya geliyor. Peygamberin diyor seni ölüme terk ediyor. Her biri Allah yolunda dimdik durmasını başarınca onlardan uzaklaşıyor. Habis ruhlu adamı görüyor musunuz? Şeytan karakterli insanları görebiliyor musunuz? Bu hakikati ve bu güzelliği gördükten sonra iman etmesi gerekirken mücahitleri ve mücahitlerin komutanlarını caydırmak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ve İslam ordusu Mute'ye doğru yol alıyor. Bakın ordu 3000 kişi Müslümanlar. 3000 kişi. Karşılarında demir zırhlara sahip 200.000 kişilik ordu var. Ne yaparsınız? Bundan da haberiniz yok. Mücahitler bir araya toplanıyorlar. Bir alana toplanıyorlar. Diyorlar ki biz 200.000 kişilik bir orduyla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bakın içlerinden biri çıkıyor. Diyorlar ki ey Zeyd. Zeyd bin Harise'ye sesleniyor. Diyor ki ey Zeyd. Vallahi diyor sen onların diyor beldesine ayak basmakla onların izzetini ve şerefini yerle bir ettin. Biz başarıyı şimdi elde ettik. Buraya gelmekle bizim için büyük bir başarı elde edildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a haber verelim. O izin verirse geri çekilelim.
Yoksa ordu telef olacak. Herkes bir şeyler söylüyor. İşte o sırada Abdullah İbni Ravaha radıyallahu an şairliğini ve hatipliğini konuşturuyor. Diyor ki ey kavmim, Allah'a yemin olsun ki muhakkak şu anda hoşunuza gitmeyen şey daha önce arzu ederek yola çıktığınız şehadettir. Allahu Ekber. Dün biz Mekke'de, Medine'de Allah yolunda nasıl şehit oluruz diye arzulamıyor muyduk? Biz mescidin bir kenarında, medresenin üçüncü katında, vakfın dördüncü katındaki balkonda şöyle semaya bakıp da ya Rabbi benim canımı senin uğrunda şehit olarak al. Öyle ki ne gözlerim kalsın, ne sinirlerim kalsın, ne etlerim kalsın, ne kemiklerim kalsın. Anam dahi benim cesedimi tanınmayacak bir halde beni şehadete kavuştur diye dua etmiyor muyduk? Alemlerin Rabbi olan Allah'a böyle bir niyazımız yok muydu? Allah'ım beni korkaklardan kılma. Hasta uyuz bir deve gibi yatakta ölmekten sana sığınırım diye dua etmedik mi? Sahabe etmedi mi? Abdullah İbni Ravaha bunları söyledi. Ey kavmim, toparlanın. Bugün hoşunuza gitmeyen şey buraya sizi yürüten şehadetti. Biz bunu arzuluyorduk, bunu istiyorduk. Kanlarımız akacaktı. Ve sonra döndü dedi ki biz başkalarıyla bundan önce sayıyla, teçhizatla, ordumuzun kuvvetiyle asla galip gelmedik. Bizi galip getiren şey Allah'a duyduğumuz imandandır. Allahu Ekber. Nice az topluluklar çok toplulukları galip gelmişti değil mi abi? Nice güçsüz görünenler okyanusları aşmışlardı elhamdülillah. Şimdi dedi ki biz buraya şu sayımızla gelmedik. Elimizdeki sopalarla da gelmedik. Bizi buraya getiren Allah korkusuydu. Şehadete duyduğumuz muhabbetti. Dedi ki kalkın dedi. Kalkın. Allah size iki şeyi nasip edecek. Ya şehadet ya da dedi zafer. Allahu Ekber. Ya şehadet ya da zaferi Allah size nasip edecek deyince insanlar bir anda toparladılar. Dediler ki vallahi de Abdullah İbni Ravaha hakikati söylüyor. Doğru söylüyor. O yüzden bazen içimizde edip kardeşler vardır. Müslümanlar tam böyle bir pısırıklığın, korkaklığın içine girecek. Öyle şiirler okur ki Müslümanların içindeki duygular kabarmaya başlar. Müslümanlar davetten, tebliğden uzak kalacakları bir dönemi yaşarlarken bir hatip çıkacak, insanları sokaklara, caddelere, mahallelere, pazarlara taşıyacak. Arkalarında binlerce insan yürüyecek. O yüzden böyle şairane ruhlu, hatip Müslümanlara, yani sanat sahibi, uzmanlık gerektiren işlerin, yeteneklerin sahiplerine ihtiyaçlarımız var Müslümanlar. Ve bir anda ordu ayağa kalktı. Zeyd bin Harise orduyu düşmanın içerisine saldı. İlk şehit olan Zeyd bin Harise oldu. Elhamdülillah. İkincisi Cafer oldu. Nasıl? Kolu koptu, sancağı diğer koluyla sardı. Diğer kolu koptu, sancağı gövdesiyle sarmaya çalıştı. Daha sonra Allah ona şehadeti nasip etti. Sonra Abdullah İbni Ravaha geldi. O da şehit oldu. Peygamberin hadisine muhatap oldu. Yalnız şimdi ne olur? Şöyle bir toparlanın, bir silkelenin. Şurası Mescid-i Nebevi olsun. Şurada bir ekran açılıyor. Allah peygambere böyle bir özellik o an ikram ediyor. Başlıyor Peygamber aleyhisselam. Diyor ki ey Müslümanlar, Zeyd'in elinde sancak, Allah yolunda savaşırken şu an şehit düştü. Tekbirler, muhabbetler, Zeyd'i kim seviyorsa, Zeyd'i kim önemsiyorsa, aman oğlumun tırnağına bir şey gelmesin, aman çocuğumun suratına bir çizi gelmesin, ya bu savaştan sağ salim çıkar mı demiyorlar. Allah yolunda şehit olduğunda mutlu oluyorlar. Diyor ki şimdi diyor sancağı Cafer bin Ebi Talip aldı. Kolu diyor koptu. Başlıyor anlatmaya.
Diğer koluyla sancağı taşıdı. Diğer diyor kolu koptu. Bedeniyle sardı. Diyor ki elhamdülillah Cafer şehit oldu. İnsanlar tekbir getirmeye başlıyorlar. Mutlu oluyorlar. Bakın şimdi ne olur dikkat edin sahneye. Bünyamin abi. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sancağı diyor Abdullah İbni Ravaha aldı sustu. Allahu Ekber. Resulullah sustu. Tabir yerindeyse Hazreç yıkıldı. Bakın Hazreç yıkıldı. Niye Nebi Aleyhisselam sustu? Allah Resulü aynen şöyle bir tepki verdi. Oh dedi. Oh dedi. Abdullah savaştı. Akabinde dedi şehit oldu. Hemen tekbirler getirilmeye başlandı. Ancak Hazreç'e dokundu bu. Dediler ki ya Resulallah neden dedi Abdullah İbni Ravaha sancağı aldığında sustun. Sukut ettin. Bir tabir yerindeyse boşluk oluştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Abdullah İbni Ravaha diyor sancağı aldığında biraz tereddüt etti. Hakikaten öyle Müslümanlar. Kendisinin şiirlerini sonra aktarıyorlar bize. Tereddüt ediyor. Diyor ki ey nefsim bugün ölmezsen vallahi yarın öleceksin. Neden kaçıyorsun? Elinde sancak, atının üzerinde düşman ordusuyla karşı karşıya hemen parmağı kopuyor. Parmağını darbe alıyor. Atından iniyor, parmağını diyor koparttı. Bu sefer nefistir bu Müslümanlar. İnsan ürkebilir, korkabilir. Evet arzuluyorduk, istiyorduk. Hatip dik çıktık, bağırdık. İnsanlar koştular meydanlara. Mute'de kanlar birbirine karıştı. Abdullah İbni Ravaha bu sefer yine bir tereddütün içine düştü. Dedi ki ey nefsim, eğer arzun buradan çıkıp hanımına ulaşmaksa vallahi dedi onu 3 talakla boşuyorum. Ey nefsim dedi. Derdin Medine'ye dönüp kölelere, cariyelere ulaşmaksa vallahi dedi hepsini azat ediyorum. Dedi ki ey nefsim, eğer elindeki malını, mülkünü, servetini, varlığını önemsiyorsan tereddütün bundansa vallahi dedi Allah yolunda infak ediyorum. Senin dedi şu an tamah edecek hiçbir şeyin kalmadı. Tereddüt yaşadı. Peki neye sebep oldu biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki Allah Zeyd bin Harise'ye cennetin dedi en üst tabakasını verdi. En güzel yerini verdi. Cafer-i Tayyar olarak anılıyor. Cennetin diyor bahçesinde diyor Allah diyor ona kanat verdi uçuşuyor. Abdullah İbni Ravaha onlardan dedi biraz daha dedi alt derecede. Neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gösterdiği tereddütten dolayı. Allah bize tereddüt etmeyeceğimiz bir imanı, tereddüt etmeyeceğimiz bir samimiyeti, tereddüt etmeyeceğimiz bir cesareti, tereddütten kaçacağımız bir cihadı nasip etsin. Ey gençler, vallahi de Allah'ın düşmanları ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, cennetin firdevslerinde yüksek dereceler elde etmek için asla tereddüte düşmeyeceğiz. Çocuksa hamisi Allah'tır. Hanımsa koruyanı Allah'tır. Abinse vallahi sahip çıkacak olan ümmettir. Malın mülkünse vallahi sen ölmeden önce seni belki yeryüzünde ilk terk edecek olanlar onlardır. Senin kazanacağın şey Allah yolunda gösterdiğin fedakarlıkların neticesinde alemlerin Rabbi olan Allah'a mis kokan kanlarınla ulaşmaktır. Tabi buradan konuşması basittir ama Allah bize böyle bir feraseti, böyle bir hikmeti, böyle bir cesareti ve sonuçta da böyle güzel bir şehadeti nasip etsin inşallah. Elhamdülillah üçü de cennette. Elhamdülillah Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Üçü de dedi benim arkadaşlığımı dedi elde ettiler. Allahu Ekber. Sınav bitti elhamdülillah. Ya şimdi bizler? Ey kardeşlerim. Hayallerimiz, temennilerimiz, hedeflerimiz, arzularımız. Ya bizler Müslümanlar, bizler öldüğümüzde birileri diyecek mi? Eyvah! Abi iman ve salih amel üzere ölemedi. Eyvah! Eyvah! İhlas üzere ölemedi. Eyvah!
Eyvah! Allah'ın razı olduğu hudutların içinde kalamadı. Eyvah! Bizim çok değer verdiğimiz kardeşlerimiz, abilerimiz, hocalarımız Allah'ın razı olduğu çizgilerin üzerinde sabredemediler derlerse ne yapacağız? Yok ki bir peygamber, oh desin be. Oh, kardeşiniz elhamdülillah şehit olarak öldü. Yok ki bunu müjdeleyecek bir peygamberimiz, oh be kardeşiniz Allah'ın rızasına, tabir yerindeyse onun o ihtişamlı cennetlerine kavuştu. Alt derecelerde de olsa. Abdullah, Abdurrahman bin Avf gibi sürünerek de olsa. Elhamdülillah cennetin tokmaklarını tuttu da cehennemin ateşinden kurtuldu diyecek, bizi müjdeleyecek bir peygamberimiz de yok ki kardeşlerim ya. Allah Azze ve Celle bize iman güzelliği, ibadetin samimiyetini nasip etsin kardeşlerim. Allah bize ölümü unutturmasın. Madem ölüm bir kez gelecek, o da neden Allah için olmasın şiarını kafamıza, yüreğimize, bedenimize Rabbim yazsın ve Allah yolunda gayret gösterirken nefesimizi inşallah bu yolda alsın. Belde neresi olursa olsun, mekan neresi olursa olsun, Allah yolunda adımlarken, Allah'ın dinine hizmetkar olurken Allah elçilerini üzerimize göndersin ve desinler ki korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin. Allahu Ekber. Berat elhamdülillah. Ne karı gelir akla, ne çocuk gelir akla, ne yarın yatırılacak çekler, ne müşterilerin kapıda dizilmesi, ne iflas eden dükkanlar, ne yanan beldeler, Mescid-i Haram'ın yan yatması, Kudüs'ün elden çıkması. Bitti her şey Müslümanlar. Sen ve Allah var artık. Sen ve Allah'ın ev sahipliği. Sen ve Allah'ın ikramı, ihtişamlı cennetlere. Güzel değil mi bu abi? Allah bize bunları lütfetsin inşallah. Ve Allah'a hamdolsun ki Abdullah İbni Revaha ta Akabe biatlarında başlayan ihlas, samimiyet serüvenini en güzel şekilde sonlandırdı. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kavuştu. Allah hem kendisinden hem de ehlinden razı olsun kardeşlerim. Şimdi şair ruhuna değindik. Davetçi dedik, şehit bir komutan olarak zikrettik. Çok kısa bir şeyden daha bahsedeceğim, bitireceğim inşallah. Elhamdülillah iyi bir davetçiyim ama nedense böyle namazlarımdan keyif alamıyorum. Şikayetlerimiz değil mi abi? Ama elhamdülillah iyi bir hatibim ha. Bir bağırdım mı tabir yerindeyse uyuyanlar uyanır, yürüyenler koşar. Ama Allah'ı zikretmekten bir türlü tat alamıyorum. Elhamdülillah uzmanlık alanım var. Bu alanda insanlara faydalı olabiliyorum. Ama gece namazlarım yok. Diyorsanız, bakın onların bu konuda da eksiği yok. Allah'a ekber. Uzman adamlar, hatip adamlar, sanatkar adamlar, eli hem kalem tutmuş hem kılıç tutmuş. Ama bakın Ebu Derda gibi zahit bir adam şu sözü söyleyecek. Diyecek ki Abdullah İbni Revaha gibi zahit bir şahsiyeti görmedim. Zira seferde sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Abdullah İbni Revaha oruç tutardı. Allahu Ekber. Kendisi şehadetinden sonra, Abdullah İbni Revaha'nın şehadetinden sonra sahabeden bir adam çıkacak, Abdullah'ın hanımıyla evlenecek. Güzelliğinden mi? Endamından mı? Ailesinin asaletinden mi? Değil. Evlendiği ilk gece Abdullah İbni Revaha'ya diyecek ki, ben seninle niye, karısına diyecek ki, ben seninle niye evlendim biliyor musun? Bana dedi, Abdullah İbni Revaha'nın hayatını anlat. Allahu Ekber. Seninle dedi, bundan evlendim. O da dedi ki, Abdullah İbni Revaha sabah dedi evden çıkarken evde dedi iki rekat namaz kılar.
Akşam eve girdiğinde de iki rekat dedi namaz kılardı. Allahu Ekber. Allah'ı seven secdelerinden lezzet alır. Allah'ı arzulayanlar Allah'ı zikretmenin tadına varırlar. Değilse ne olur yeteneklerimizin de kabiliyetlerimizin de sadece bizim için yeterli olacağını ne olur? Düşünmeyelim. Allah Azze ve Celle gecenizi mübarek eylesin. Akıbetinizi hayır, cennetinizi firdevse âlâ kılsın. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salavat.